Sahurda da özellikle glisemik indeksi düşük. Mutlaka ama karbonhidrat yani glikoz içeriği olan bir şeyler alıp... Ramazan'da mide rahatsızlığı yaşayanlar ekran başına! İki öğün birbirine yakın 7 saatte yeme zorluğuyla kontrol olmayıp fazla yemekte midenin boşalması, şişkinlik, baskı gibi hem hazımsızlık... Neler mide problemlerine yol açar? Bitki çaylarını kapalı olarak 8 dakika 90 derecede demlediğinizde... Ramazan sofralarında yer alan bitki çayları nasıl demlenmeli? Reflü özellikle Ramazan'da çok artar. Uzun süre aç kaldığımızda özellikle biraz da gerçekten asit salgısı fazla olan kişilerde artar. Bunun için yapacağımız bir şey... Ramazan'da reflü yapan yiyecekler hangileri? Şimdi önümüz Ramazan. Onda da böyle bir şey hissediyorsanız mide bağırsak sisteminizi rahatlatmak adına... Ramazan'a özel mide rahatlatıcı tarifler. Yumurtalar dörde ayrılıyor. Sıfır numara... Yani o organikten geliyor. Yumurta seçerken neye dikkat etmeli? Rafta yumurta tamamen doluysa... Hangi raftan yumurta alınmalı? En son satma tarihi var. En son satılma tarihi var. En son kullanma tarihi var. En güvenilir yumurta hangisidir? Sağlığa dair merak ettiğiniz her şey az sonra Halit Yere Bakan'la Doktor geldi de.